Manşetlerin diline gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan ile birlikte Akit TV ekranlarında canlı yayına Bismillah diyerek haftanın bu ilk iş gününde başlıyoruz. Sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev iletişim bilgilerini Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarını her üç hesabında Fatin Dağıstanlı olduğunu ve katkılarınızın bizler için önemli olduğunu hatırlattıktan sonra hemen yayından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya yola çıkmadan önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Onu canlı olarak ekrana getirdik. Hepsini değerlendireceğiz ama önce Akit Gazetesi'nin manşeti diyeceğim ve birçok gazetede de var ama diyor ki Ali İhsan Bey bugünkü yazısında CHP'liler tahsilli onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor diye bir başlık atmış yazısına ama önce bu pisliği yeniden seçim temizler. İstanbul seçimlerinde organize usulsüzlük yapılmış haberi ve diğer gazetelerde de benzer haberler var. Şimdi diyor ki Yeni Şafak akşam gibi gazetelerde de bu ve buna benzer haberler var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili değerlendirmeleri oldu. Hepsini masaya yatıralım istiyorum ama önce Akit'in manşeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var. Hatta ötesi şeyler bunlar dedi, İşte organize işler diye e, Akit gazetesinin verdikleri de birinci sayfada. Şimdi Ali İhsan Yavuz Ankara'dan geldi İstanbul'a seçimle ilgili sürekli açıklamalar yapıyor. Benim dikkatimi çeken konu şu, Ali İhsan Yavuz çıkıyor ekranlara bir açıklama yapıyor. Hemen 5 dakika sonra Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu da 5 dakika sonra hemen çıkıyor ekranlara. E, resmen acımadı ki acımadı ki dercesine e, fark şu kadara indi, fark bu kadara indi, fark şunlara indi diyerekten açıklamalar yapıyor. Bakıyorsunuz o farklara. Yani çok çok milim milim bir fark ortaya çıkar. Dersiniz ki ya birer ikişer oy farklılığıyla nereye varacaksınız? Ama... İlk günden denildi ki kardeşim 28 bin oy farkı var. Bunun neresi yanlış oylarla, geçersiz oylarla kapanır? Arkasından bir çırpıda 21 bine, 22 bine indi. E işte bir şey değişmez denildi. Arkasından 19 bin, 20 binlere kadar indiğinde Ekrem İmamoğlu çıktı ekranlara dedi ki 18 binlerde biter bu iş dedi. E şu an itibariyle ben şimdi aldım son rakamları 15.722'ye inmiş. Yeter mi? Yetmez doğru. Yani 15.000 fark Ekrem İmamoğlu lehine varken biz çıkıp da şunu diyecek halimiz yok. Ya yani 15.000 az bir farktır. Dolayısıyla başka bir usulsüzlük de göremiyoruz ama seçimler yenilensin, iptal olsun veya tüm oylar bir daha sayılsın, bir kere daha sayalım falan diye bir iddiada, bir talepte bulunacak hali yok. Ama eğer daha sayım bitmemiş, yüzde doksanı geçersiz oylar açısından bitmiş, diğer noktada da birçok sandıkta tümüyle yeniden sayım yapılma kararı verilmiş. Onlarda da %4, %5 oranında bir yeniden sayım bitmiş. Bu çerçevede verilen rakam 15.722. Ben şunu önemsiyorum. CHP'nin elinde bir rakam var da bunu açıklamıyorlarsa yani bir anlamda gerçeklerin üstünü örtmek istiyorlar demektir. O rakamı açıklamaları gerekir. Açıklamıyorlar ama Ekrem Bey diyor ki 18 binlerle biter. O 18 binlerle biter derken 15 bin 722'ye kadar indiğine göre Ekrem Bey'in de bilgisi dışında bazı yolsuzluklar yapılmış demektir. O durumda da ben şunu öneririm. Bırakın Ekrem Bey, CHP yetkilileri, teşkilatı sizin dışınızda size çalışan insanlar var demek ki. FETÖ'cüler var demek ki veya başka derin yapılar var demek ki. Sizin de bilginiz dışında bu operasyonları yapmışlar demek ki. Çünkü siz 18 binde biter dediğiniz bir seçim şu an itibariyle 15.722'ye kadar inmiş durumda. Bilginiz dışında olan şeylere de çok fazla kefil olmayın. Belki yarın öbürsü gün bambaşka bir tablo daha da çıkabilir. E o zaman da mecburen e, mızıkçılığa devam etmek zorunda kalırsınız. O çerçevede ben e, sakin kafayla şu yeniden sayımın yapılıp bitirilmesini, maraza çıkartılmamasını, kavga çıkartılmadan yeniden sayımların bitmesini öneriyorum. <laughs> evet, ben e, tatmin olamıyorum Ali İhsan Bey. Ya. Yani siz anlatıyorsunuz, Ali İhsan Yavuz anlatıyor... Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledim. Ee, ben tatmin olmuyorum. Yani bu açıklamalar beni tatmin e, buyurun etmiyor. Buyurun söyleyin yani tatmin olmak nasıl? Yani tatmin olmayan olmaz. 18 binlerde bitecek dedi. 15.722. Buyurun izah edin. Yani e bu tabii ki olabilir. Yani, Nasıl olur? Bu geçersiz oylara... Bir tane daha örnek gösterin. 80 yıldır seçim yapıyoruz. Bir tane daha ikinci bir örnek gösterin. Böyle bir örnek. Yani geçersiz oylar sayıyorsunuz. Ya 400, ben size 400, farklı örnekler gösteririm. 400 bin, 500 bin geçersiz oy sayıldı öyle değil mi? Ha, hep. Yani 400 binde... Sayıyorsunuz yani 400 bin... hep fatine çıkıyor, hep fatine çıkıyor, hep fatine çıkıyor. E o zaman Ali burada üçkağıtçılık yaptı demektir. Bunun izahı budur. Peki Bunun başka ne, Bir izahı tamam yok. da bu aşamaya gelene kadar hiç mi bir kimsenin suçu yok? Yani ben bu şuna, ayrı bir ona, tartışma. Ama niye açmıyor? açmıyorum? O ayrı tartışma yani, sebebiyle Ali, olmuyor Ali, değil Ali mi? Şunu söyleyin. Deyin ki burada ya AK Partili yetkililer kendi kusurlarında kusurlarını da çıkıp İtiraf etsinler Evet Ali İhsan Yavuz sınıfta kaldı. Sınıfta kaldığını çıksın söylesin ekranlarda. Ekrem ben, İmamoğlu ben, iki kere sınıftan kaldı. Hatta tasdikname aldı. Ali İhsan Yavuz da sınıfta kaldı diyebilirsiniz. Evet. yani diyebilirsiniz önce, önce, bunu söyleyecekler. Yani siz şimdi yani tasdikname aldı ama Ekrem İmamoğlu. Ya ben alsın Ekrem İmamoğlu'nu. Yani benim gibi anlatan ya hiç kimse olmadı. Benim gibi manşetlerin dili gibi Ekrem İmamoğlu'nun dosyasını açan hiçbir gazete, hiçbir televizyon, hiçbir televizyon programı olmadı. Hatta bana şimdi Ekrem İmamoğlu'nun hatta tanıdığım, beni izlediğini zannettiğim insanlar bana Ekrem İmamoğlu'nun Samanyolu TV'deki programlarını gönderiyorlar. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ben ekrandayım. Bir izleyin yani hiç olmazsa. Öyle değil mi? Şimdi İlk günlerde ya, göstermiştik. Ee, şimdi o olmaz. Ben ben diyorum ki bakın ben kendi kalemize gol atmayacağız. Kendi kalemize gol atıyoruz. Şimdi he, ben diyorum ki daha da ileri gidiyorum ben. Seçimi yenilesinler. Yenilesin Tayyip Erdoğan talimatı versin. İstanbul'daki Tayyip seçim Erdoğan'ın talimatıyla seçimler yenilenmez ama şimdi öyle bir noktaya gelebiliriz ki CHP'liler bile halkın huzuruna çıkamaz hale düşebilirler. Bunu bir oturup kendi aralarında istişare etsinler. Yani oradan çalınmış, buradan çalınmış. AK Parti'nin 180 oyu sıfır yazılmış. Öbür tarafta 200 olan oyu çaktırmadan CHP'ye yazılmış. Hep de bunlar CHP lehine olmuş. Hep de bunlar AK Parti aleyhine olmuşsa e burada CHP'liler belki sokağa çıkamaz hale gelebilirler. Onun için bunu oturup düşünsünler. Sakin kafayla şu sayımlar bitsin. O sayımlar bittikten sonra her fark kapanıyor mu, kapanmıyor mu? Kapanmıyorsa zaten YSK'da üç aşağıya beş yukarı verecek. Karar Bey, bellidir. Doğru da. Sayı beyden buradan talimatlar verecek. Okuyorum bir durum ben. Yok. Bakın ben şunu söylüyorum. Ben okuyorum. Yani şimdi bu iş bu kadar uzamaz. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ne bu, kadar uzar? Bu, bu iş bu ne kadar, kadar uzar. Yani hangi seçimde bir cumhurbaş... gün, 3. gün Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Rusya'ya giderken ben Putin'le ne görüşecek? Amerika Birleşik Devletleri bu ziyarete nasıl bakıyor? Putin'le Erdoğan nasıl bir fotoğraf verecek? İslam coğrafyasına, Türkiye'ye, Suriye'ye, bölgeye derken yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu fotoğrafın içerisinde nedir? Nedir? Şudur. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçları Hı. patır patır yolsuzluk iddialarıyla ortada tartışılırken Avrupa Birliği'nden hop seçim bitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden hop seçim Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmıştır diye açıklamalar geliyorsa hı hı. hemen arkasından İsrail'deki seçim için Netanyahu Efendim işgal ettiğimiz o yerleşim birimlerini biz seçimden sonra mutlaka kendi sınırlarımız olarak ilan edeceğiz diye açıklama yapıyorsa herkes CHP'den yana tavır alıyorsa dünya genelinde e o zaman siz, efendim, ben bekliyorum ki Putin'le dünya genelindeki sorunları konuşsun Tayyip Erdoğan ama o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini konuşuyor. Dolayısıyla lüzumsuz konulara yoğunlaşıyoruz derseniz e, o lüzumsuz gibi gördüğünüz seçimleri Avrupa Birliği ne kadar önemli görüyor, Amerika ne kadar önemli görüyor, İsrail ne kadar önemli görüyor ben size göstermiş olurum. Evet, öyle diyorsunuz. Yani o yüzden İstanbul'da İstanbul'u kaybetmesi Erdoğan'ın Türkiye'yi kaybetmesi anlamına kaybetmesi gelir. Kaybetmesi anlamına gelmez. Ama e o zaman o zaman kaybetme ama şimdi hakkınızı verirseniz siz Hı -hı. her şey varlık yokluk o mevzusu değildir. Seçim öncesinde de ben beka tartışmasına kısmen çekincemi koymuştum. Hı -hı. Yani başka kelimeler bulabilirsiniz. İslami literatürde beka Cenabı Hakk'a verilen bir sıfattır diye burada konuştuk. Ama şimdi geldiğimiz noktada da size verilen oylar var. O oyların hakkını savunmadan bu seçimi bitirelim. E aldı birisi bir madikattı bize. E bizim arkadaşlar da uyanık davranmamışlar. E ne yapalım? Kapatalım. Ya, ya. İtiraz Bey, doğru doğru da. Niye kullanılıyor? Anladım. Yani niye yazılmış itiraz o? İtiraz hak, hakları? İtiraz hakkı. Tabii ki kutsaldır. Ben buna itiraz etmiyorum. Niye Ama itiraz, şu, itiraz ettiğim şu. Yani AK Parti iktidarda. Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin neredeyse 39'u AK Parti'de olduğu halde çıkan bu sonuç. Şimdi ben önümde sabah gazetesi var. Sonuç Arka pek arkadaşlar pek o sonuca biraz sonra gö geçelim. Ben, ben size İstanbul Anadolu 22. Asya Hukuk Mahkemesi'nin 2016 yılında verdiği bir kararı okuyayım. Hakim Abdüllatif Tüzün. Hı hı. Yaşıyor Sizi... mu? İşte şu an Maltepe'de seçim kurulu başkanı, hı hı. şu an seçim kurulu başkanı hı hı. verdiği karar davacı Koç Holding Divan Turizm, hı hı. davalı uğurlu gazetecilik Yeni Akit gazetesi aşağıya geliyor, geliyor, geliyor hı hı. davanın kabulüne. Tamam. 20 bin lira tazminatı ödemesine vesaire diye Akit, devam ediyor. Akit'in ödemesine. Akit'i mahkum ediyor. Şimdi, İlçin şimdi, divan gezisinde, divan otelinin gezi olaylarında kapılarını gezicilere açmasını Akit yazmış diyor. Önemli bir cümle. Yani şimdi o davada hakim olan kişi şimdi Maltepe'de ilçe seçim kurulu başkanı. 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 Biz o zaman kıyameti kopartıyoruz. Tayyip Erdoğan ne? Ya, Adalet yani Bakanı siz, kim? Ama tamam yani da işte, Ali İsmail. Bu, <laughs> bu adamı eğer, bu adam mı eğer, Adalet Bakanı veya Hakimler Savcılar Kurulu. Tamam. Eğer herhangi bir cezai işleme tabi tutsaydı şu karardan sonra ki biz yaptık bunun haberini, hı hı. dedik ki böyle bir karar görülmemiştir. Tamam. Divan oteli eğer gezicilere kapılarını açtıysa. Hı hı. geziciler oraya doldu, akşam yediler, içtiler, sabah çıkıp tekrar gösteriye devam ettilerse ben de bunu Akit Gazetesi olarak yazarım kardeşim dedim. Hı hı. Bunun yanlış olduğunu söyledik. Tayyip Erdoğan'a neredeyse ana avrat küfredenlere karşı 2 bin lira, 3 bin lira tazminat kararı veren hakimler Akit Gazetesi davalı olunca 20 bin liraya hükmediyor. Bu adam ön yargılı diye yazdık bunu 3 sene öncesinde yazdık. Hı hı. Ama Adalet Bakanlığı da Hakimler Savcılar kurulu da. E efendim hakimlerimizin çoğu böyle yapacak bir şey yok dedi. Şimdi eğer ona karşı bir işlem yapsaydı Allah kıyametler kopacaktı. Tamam Akit yazdı hakimin işine son verirdi. Ama esiz, geldik, esiz. döndük, dolaştık. Yarısını almadınız adam mı? Adam yapacağını yaptı. Yarısını atmadınız mı? Yani bu hakimlerin yarısını atmadınız mı? Halen hakimler yok mu? Yani biz atmadık. bana bana biz atmadık onlar kendileri yapacakları ihaneti yaptılar. Yani sonuçta bunlardan çok daha fazlasını yaptılar. Bunlar da dişlerini gösteriyorlar işte. Akit söz konusu olunca gösteriyor. Veyahut da Tayyip Erdoğan davacı olduğu zaman ya burada da çok fazla bir şey yok. eleştirilir Başbakanlar, Cumhurbaşkanları eleştirilere katlanmak zorundadır diye davaların büyük çoğunluğunu reddediyor bu tür hakimler. Ama FETÖ'cüler artık silahlı darbeye de giriştikleri için onlar ihraç edildi Bunlar hala yerlerinde devam ediyorlar. Evet öyle diyorsunuz şimdi ben tabi haberlere okuyorum mesela şimdi sabah gazetesi var. Ne yapılmış diye bakıyorum? E, yapılan da yani e, Aleyhisselam Yavuz sağdan bakıyor soldan bakıyor. Ali İhsan Yavuz dedim. Ali İhsan Karahasanoğlu demedim. İsim benzerliği var sadece. E, adaşınız ama sağdan da topluyor, soldan da topluyor. Bu işin içerisinden çıkamıyor Ali İhsan Ek Ekrem İmamoğlu da öyle diyor. Aşağıdan sayıyorsunuz. Ben haklı çıkıyorum, yukarıdan sayıyorsunuz diyor. Öyle değil. Hı -hı. Aşağıdan sayıyoruz, bitirmiyoruz. Hı -hı. Daha bitmedi sayım. Hı -hı. Sayımın bitmesini istemiyorlar. Hayır diyorlar. Bırakın saymayın ya. Çaldık biz onları götürdük. Ya Ali İhsan Bey bakın okuyayım ben. Evet, İstanbul'da bu Sabah gazetesi İstanbul'da geçersiz oyların %70'i sayıldı. Şu an itibariyle %90. Sadece geçersiz oy sayımında 4000 bakın 4000 yani İstanbul'da bir mahallede 50 bin seçmen var. Evet. Bir mahallede 50 yani İstanbul'da muhtar olabilmeniz için 50 bin seçmene ulaşmanız lazım seçmene. Vatandaşa demiyorum. Yani topladığınız zaman belki orada 100 bin kişinin yaşadığı bir mahalleden bahsediyorum. 4.334 oy AK Parti lehine döndü. %70'ini açıyorsunuz. Bakın evet. Yüzde yetmişin. ki. sadece bir tane. Siz diyeceksiniz ki ya bir tane oy da kutsaldır. Tamam ben ona itiraz etmiyorum ama... Zaten karşınızdaki o... de on beş bin oyla geçiyor. Anladım kazanıyor. ben yani ona... Yani muhtar elli bin oyla kazanıyor ama hı hı. maalesef Büyükşehir Belediye Başkanı on beş binle kazanıyor. An tamam ama bu geçersiz oy sayılırken de geçersiz oy yani... Oradaki sandık kurulunun başındaki adam "Ya ben bunu geçersiz saydım, attım. Deme hakkına lüksüne sahip mi?" "Değil." Sahip Nasıl sahip? Benim oyumu, 180 tane oyu, hı hı. bir çırpıda sıfır diye yazmış. Ya, o, ya, Yapmış. Ya, ya Ali İhsan Bey, böyle yani, nizah edin. siz hayır, böyle derseniz... Siz izah edin ki ben de diyeyim ki... Hayır ben söylüyorum işte, 30, yapamaz diyorum. Yani Hayır geçersiz, yapar. Yapamaz. Adam anlatıyor, Maltepe'de diyor, tutmuş diyor, sandık başkanı olma vasfı olmayan kişiler sandık başkanı olarak... Buraya getirilmiş diyor. Bana sorarsanız sadece ve sadece bir kişinin sandık başkanı olma vasfı olmadığı halde oraya sandık başkanı yapılmasıyla seçim usulsüz hale gelmez. Hı hı. Mutlaka arkasından bir yolsuzlukla yapması gerekir ki onunla birlikte sandıktaki seçim iptal edilsin. Ama arkasından anlatıyorlar. Diyorlar ki bak 180 olan oy sıfır yazılmış. Yani adam oraya getirilme sebebine uygun şekilde... Hareket yapmış, icraat yapmış diyorum. E siz diyorsunuz ki ya o bir sandık. Öbür taraftan adam diyor ki sandık başkanı olma vasfı mümkün değil bu kişinin diyor. İşçi bu diyor. Veyahut da e, uzman çavuş diyor. Bu adamın sandık başkanı olma özelliği yok diyor. Kanun yasaklamış diyor. Siz diyorsunuz ki e peki orada müşahit yok muydu? Yani ya YS ev sahibi YS başka, niye başka, bu başka şey hızlıca sessiz kaldı? Başka diyorsunuz. bir şey söylüyorum. Siz YSK'nın görev süresi biten e, hakimlerinin görev süresini bir yıl daha siz uzatmadınız mı? Bunlar en tecrübeli adamlar diye. İşlerinden bir tanesinin daha örneğini vereyim o zaman. Yani orada yapılan objektiflik uğruna yapılan iyilikleri, güzellikleri nasıl AK Parti'ye vurmak için kullanıyorlar. Görün o 11 kişilik üyelerin içerisinde 3-4 tane sayarım da Hı -hı. bir tanesi birebir şahitliğim olduğu için söyleyeyim. 2011-2012 yıllarında Akit gazetesindeki bir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine haber üzerine sorumlu yazı işleri müdürümüz hakkında dava açıldı. O dava sırasında ifadesi alınacak sorumlu yazı işleri müdürümüzün. Biz Ankara'da değil, davanın İstanbul'da görülmesi gerektiği yönünde bir itirazda bulunduk. Siz buradasınız çünkü. Buradayız. Bunu da belgeledik. Bu ifademizi Ankara'ya yolladık. O hakim, şu an Yüksek Seçim Kurulu'nda üye olan o hakim, Hı. bu ifadeyi sanki esas hakkında da bir savunma yapmışız gibi aldı. Yetkisizlik itirazını da çözmeden direkt mahkumiyetine diye kararı verdi bitirdi. Biz temizimizi yaptık vesaire sonuçta Yargıtay'dan karar döndü. Ama bu hakim yani bir duruşmada Akit gazetesinin sorumlu müdürü sanık olduğu için bir duruşmada onu mahkum eden CHP Genel Başkanı şikayetçi olduğu için Akit gazetesinin müdürünü hiç dinlemeden mahkum eden hakim şu an Yüksek Seçim Kurulu'nda üye. E şimdi bu üyeyi atmadıkları halde, herhangi bir şekilde yüksek seçim kurulunun dışına çıkartmadıkları halde, objektif ya yani 3 senedir 4 senedir bu seçimleri yürüten bir kurul var. Bu kurul tecrübeli. Devam etsinler. Evet, içlerinde fanatik CHP'liler de var ama buna rağmen bu heyet yürüsün. Bundan sonra da zaten 4 yıl, 4,5 yıl boyunca herhangi bir seçimimiz de yok. Rahat bir ortamda yüksek seçim kurulu da kendisini yeniler diye düşünülmüş. Ama ne oluyor? Geliyoruz. Efendim yüksek seçim kurulunun görev süresi aslında uzatıldı. Demek ki AK Parti'nin kendi adamları. Değil. İşte ispat ediyorum. 2011 yılında adam resmen sanığı dinlemeden Sanığın esas hakkındaki savunmasını almadan mahkum etti. O kararda da Yargıtay'dan bozuldu, döndü. Bu adam şu an yüksek seçim kurulunda üye. Buyurun izah edin. Siz mi atadınız? Peki. Ben tabloyu vereyim. Hayır siz mi tabloyu... bakın Ali İsmail Bey? Şimdi ben de. Ben, ben şimdi Cumhur Ak Parti'nin de bazı konularda çaresiz olduğunu yani. Hayır çaresiz. Fetöyle, fetöyle FETÖ mücadele ettik. Halen fetö Ak Parti. Için, AK Parti ulusalcılarla işbirliği yaptığını şimdi oturup da burada. Hayır e, et, anlatın yapısını, ama. O, eğer öyle bir durum da varsa onu da anlatın. Var zaten. Halen, Bunun, halen herkes, Ak Parti'nin içerisinde fetöcüler varsa. Ak Parti'nin içinde değil de Ak Parti yargıda. Hı. ...maalesef kadrolaşamamıştır. Kadrolaşması gerekmez. Hı. Onun da altını çizeyim. Kadrolaşması gerekmez ama... ...orada fanatik CHP'lileri de tasfiye etmesi gerekir. Yargıya yakışmaz çünkü bu tür isimler. Böyle benim verdiğim gibi Divan Oteli dava açacak. Ben sadece ve sadece Divan Oteli kapılarını gezicilere açtı demişim. Bunu yalanmış gibi tazminatla karşılayacak. Ben binlerce tweet çıkartıyorum karşısına. Geziciler kendileri söylüyorlar bunu. Yaşasın Ali Koç diyorlar. Teşekkürler Divan Oteli. Adammışsın be diyorlar. Herkes kapılarını kapatırken bize biz gezi, geceliğin geliyoruz. Sizde yatıp kalkıyoruz, içiyoruz. Hatta bizden para bile almıyorsunuz. Teşekkürler diyor geziciler. Biz de bunu yazdığımız için bizi tazminata mahkum ediyorlar. Her, siz derseniz ki bu tür adamları hemen anında AK Parti tasfiye etmeliydi derseniz, e buyurun siz tasfiye edin. Ha, etmeliydi. Eğer varsa siz bir buyurun, suçu. E, bir, gelin, eğer, bir, eğer, eğer bir suçu varsa etmeliydi. Ama Saadet on, Partisi mi tasfiye edecek? Yani 200 bin ilçelerde oy almış, 100 bin büyük şehirde almış. O 100 bin aradaki farkın nereye gittiğini izah edemeyen Saadet Partililer veyahut da Büyükşehir Belediye Başkan adayını bile desteklemeyen iki kişiden birisi ona oy vermemiş Saadet Partili olduğu halde. Onlar mı bu tasfiyeyi yapacaktı? Adalet Bakanı Şevket Kazan genelge yayınladı. Dedi ki Kurmay Başkanlığındaki briefinge savcıların, hakimlerin gitmesi doğru değildir dedi. Patır patır otobüs kaldırdılar adliyelerden ve o briefinge yargıçlar, hakimler, savcılar gittiler. He şimdi o günleri gözümüzün önüne getirelim bugünü kıyaslayalım. Yeter mi? Yetmez. Tabii ki yargıda objektif karar verecek hakimlerin gelmesi gerekir. Tabii ki bunların sağlanması gerekir. Ama yapabildiği AK Parti'nin bu. Evet. Ee, ama ee, yargıya FETÖ'cüleri monte eden de AK Parti'de. Değil. Hiç alakası yok. O Zekeriya Özleri, efendim Fikret Seçenleri, o hakimlerin hepsini kimi söylerseniz söyleyin. Sicilinden ben hemen size söylerim. Bunların hepsinin sicili 30 bin, 30 binin üzerindedir. 30 binler de benim tam hukuk fakültesini bitirdiğim arkadaşlarımın hakimliğe başladığı zaman aldıkları sicildir. Yani 86-87 yılında göreve başlayanlar bu adamlardır. Bu adamları 86-87'de ondan sonraki yıllarda 90-91-92-93-94'lerde kim aldıysa yargıya onlardır FETÖ'cüleri yargıya pike edenler monte edenler. Evet. Ee, tabii bütün gazetelerin birinci sayfalarında var. Arkadaşlar da ekrana veriyorlar ee, gazetelerdeki haberleri. Ama şu <laughs> siz seçimin yenilenmesinden e, yanasınız mı yoksa ne 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 bekliyorsunuz yolsuzluklar yani yolsuzluklar çıkartsın yüzüne yapıştırırsın, alsın otursun o koltukta. Evet. E, yani ben e, o kadar e, kolay olduğunu düşünmüyorum. O kadar kolay teslim etmeyecek AK Parti e, İstanbul'u. E, çünkü niye Cumhurbaşkanının açıklamalarına da şimdi e, düşmüş öneme e, bakıyorum. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı boş arazide tarlada adres olarak gösterilmek suretiyle bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Tekrar edeyim mi? Tekrar Diyor edeyim. Diyor ki Sözcü gazetesinin seçim öncesindeki manşeti. Ee. Evet. Ee. Ee İhsan Bey onlar e, onlar onlar de... onlar bunu söyledikleri zaman <laughs> ben burada arkadaş olmaz diye feveran ediyordum. Ben burada olmaz diye feveren ediyordum. Bakın cümleyi tekrar ediyorum. Etmeyin diyorsunuz. Yani boş arazide, tarlada adres olarak gösterilmek suretiyle bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Şimdi kim söylüyor bunu? Benim ülkemin cumhurbaşkanı söylüyor. Bunu incelenmesi gerekir. Yani buna itiraz edilmemesi gerekir. Yani o tarihte de biz burada yorum yaparken sizinle birlikte şunu söyledik. CHP'liler acaba gerçekten doğru arsaya mı gitmiştirler yoksa bir numara geriye bir numara ileriye mi gitmişlerdir diye sorduk. Herhangi bir cevap gelmedi. Bugün itibariyle eğer Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapıyorsa CHP'liler de desinler ki buyurun o boş dediğiniz arsanın aslında yeri şurasıdır, şu binadır. Bu binada da bakın o oy kullanan kişiler şunlar şunlardır desinler tartışma biter. Ama bunu söyleyemiyorlar. Ne diyorlar? Efendim iki tane bakanlık e, devreye girmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Efendim seçmenin hakkı gasp ediliyor. E ne oluyor? Evlere gidiyorlar, fotoğraf çekiyorlar. E çekmesinler mi? Ne yapsınlar? Şuna varım. Bakın. Büyükçekmece seçimleri ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri arasındaki yolsuzlukları bir kenardan, bir ortadan ayıralım büyük çekmecede esen seçmen kaydırıldığı söyleniyor. Bu seçim, bu yolsuzluk büyük çekmece belediye başkanlığı seçimini etkiler. Ama Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini etkilemez. Niye? Çünkü Esenyurt'taki seçmen Esenyurt'ta kalsaydı yine büyük aynı adaya oy verecekti. Oyu değişmeyecekti ki. Dolayısıyla ha Esenyurt'ta kalsaydı Esenyurt'ta farklı bir partiye verecekti. O parti belki 10 farkla, belki 100 farkla, belki 1000 farkla kazanacaktı. Ama büyük, büyük gittiği zaman büyük çekmecede oyu az olan CHP'liye katkı sunmuş oldu. Büyük şehir olarak düşündüğümüz zaman Esenyurt'tan büyük avcılardan küçük Küçükçekmece'den küçük çekmeceden avcılara giden kayan seçmenin Adres değişikliği yaparak giden seçmenin herhangi bir şekilde büyük şehre etkisi yoktur. Bunu da kabul edelim ve doğru tespitler yapalım. Evet, Cumhurbaşkanı boş arsada oy kullanılmış görünüyor diyor. Ben şunu öneriyorum. Versinler Ekrem İmamoğlu'nun namaz batasını. Ama o boş arsada oy kullanmış olan adamları da 7 cettine kadar sorgulasınlar. Bakalım kim organize etmiş bu işleri. Onu da ortaya çıkarsınlar. Evet, e, yine söylüyorum. E, ben vicdanım bana e, çok büyük oranda bir organize e, suç işlendiğine dönük bir kanaat e, oluşturmuyor. Ben sadece benim vicdanım şu diyorum ki Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanlığı kandırıyor. Benim şahsi kanaatim bu. Ali İhsan Yavuz şahsından bahsetmiyorum. Ali İhsan Yavuz bir kurumsal yapıyı temsil ediyor şu anda. Görünürdeki isim olduğu için söylüyorum Ali İhsan Yavuz ismini. Ama Ali İhsan Yavuz ve diğerleri Erdoğan'ı kandırıyorlar. Kandırdılar. Seçimden önce de kandırdılar. Bakın seçimden önce de kandırdılar. Seçimde de kandırdılar. Şimdi de yanlış manipüle ediyorlar Erdoğan'ı. Ve er Erdoğan'ın söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. Erdoğan'ın Erdoğan'ın bu milletin yüreğinde, vicdanında, beyninde olan sevgisini aşağı çekiyorlar. Benim kanaatim yani doğrusunu bu. Doğrusunuz. Ben doğrusunu Tam söyleyeyim mi? Diyorlar. Şöyle yapalım. Reklam arası verelim. Reklam arasının ardından doğrusu bakın tekrar edeceğim reklam arasının ardından. Yani cümleyi söyledim, bıraktım, gitti değil. Biz üzerine kafa yoracağız. Biz vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz. Yoksa e, hep birlikte kaybederiz. Benim düşüncem bu. O yüzden Ali İhsan Bey'e de söz hakkı vereceğim ama kısa bir reklam arası. Bu arada bizim çaylar geldi. Siz de kendinize bir çay ya da kahve içiyorsanız kahve yapın. Çünkü bu yayının tekrarı var ama rakibi olmayacak. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada iletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de bu yayına Manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizi yazın. Niye yazmıyorsunuz? Rahatlık ve kolaylıkla yazabileceğiniz iletişim bilgilerine YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarını ve her üç hesabında Fatin sanlı olduğunu yönetmen arkadaşımız Aykut Arpsev ekrana yazıyor. Ben yazıyor diyorum yoksa yazmıyorsa onu da yazıyorum yazın lütfen dedikten sonra reklam arasına giderken ilginç bir yerde kalmıştık. Ben dedim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi arkadaşları tarafından kandırılıyor diye bir cümlede bulundum. Ali İhsan Bey birazcık daha açın dedi. Ee, onu açalım ama bu arada izleyicilerimize de diyoruz ya yazın 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 diyoruz. Mesela yazmış Mehmet Mutlu diyor ki Saadet Partisi kadar kafana taş düşsün Ali İhsan kardeşim ve demiş ki sevgili Ali İhsan Bey RT yani Recep Tayyip Erdoğan dedi ki Saadet İstanbul'da aday çıkartmadı CHP'yi destekliyor. Saadet seçmeni de Recep Tayyip Erdoğan'a inandı. Kendi adayı yok zannetti. Oyunu İmamoğlu'na verdi. Saadetlileri Recep Tayyip Erdoğan kandırdı. İşte bakın bir Değerlendirme bu. İsterseniz e, önce siz e, Mehmet Mutlu Bey'e çünkü bir de e, profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın da e, resmi var profilinde. E, burada biz ekranda eski e, kayıtlara bakabilirler. Sürekli ittifak yapmadı Saadet Partisi Adayları var, bütün Türkiye'de var. Hem de AK Parti bazı illerde ilçelerde MHP adayını desteklediği için AK Parti'nin olmayan yerlerde bile Saadet Partisi'nin adayları var diye söyledik. He, Tayyip Erdoğan'ın böyle soyut biraz da siyasi tartışmalardan kaynaklı olarak Saadet Partisi aslında ittifakın içindedir şeklinde söylemi olmuştur. Ama o söylem bile burada tekrarlandığında her seferinde ben hayır, resmi bir ittifak yok. 24 Haziran'da resmi ittifak var. Onun da altını çiziyorum. Bir kere karizmayı çizdirmiştir Saadet Partisi. 24 Haziran'da çizdirmiştir ama. Fakat 31 Mart'ta ittifakın içinde yoktur diye defalarca söyledik. Yine tekrar ediyorum. Ama maalesef Tayyip Erdoğan'ı haklı çıkarttılar. 200 bin ilçe bazında oylarını 100 bine indirdiler. He burada Tayyip Erdoğan yanılttı derseniz Saadet Partililer kendi Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını dinlemiyorlar, kendi televizyonlarını izlemiyorlar, kendi gazetelerini okumuyorlar, bangır bangır geliyoruz diyen Temel Karamollaoğlu'nu dinlemiyorlar, Tayyip Erdoğan'ı dinliyorlarsa o haline o Saadet Partili. Evet ama şimdi bu değerlendirmeler de ortaya çıktı. Seçim öncesi söylendi. Söylenen bu değerlendirmeler öyle ya da böyle seçmende reaksiyona yol açabilir. Şimdi niye? Çünkü siz e, inandığınız bir lider var. Erdoğan var ve Erdoğan'ın liderliğine inanıyorsunuz. Ondan yanlış bir bilginin çıkmasını çok arzu etmiyorsunuz. Öyle değil mi? Siyasetçi bunlar. Aa, i̇şte tamam Sonuçta işte. siyasetçi de. Yapıyorlar. Şimdi mesela ben şunu bekliyorum. Yani seçimden iki gün önce Ayasofya'yı açacağız dedi Erdoğan. E ben şimdi seçim geçti. İki gün değil, iki ay değil, iki gayet yıl. rahat artık hani bir hafta öncesinde de demişti ya Sultanahmet'i doldurun da Hı. ondan sonra Ayasofya'yı düşünelim. Şimdi gayet rahat. Açabilir. Ee, hayır tam aksine. Kapatacak. Oy, oy mu verdiniz ki? Yani oylarınıza sahip çıkamadınız. He. Kendi sandığında önce sıfır çıktı. Sonra 180 olduğu ortaya çıktı. Siz bir kere onu hak edin de ondan sonra bakın sizin yaptığınız hatalar sonrasında... Avrupa Birliği'nden oradan talimatlar geliyor. Yüksek Seçim Kurulu bu sayımları hemen bitirsin şeklinde talimatlar geliyor. Biz onlarla mücadele ederken siz kendiniz kendi verdiğiniz oylara sahip çıkmadınız diyebilir Tayyip Erdoğan. Ama öyle, öyle diyorsunuz da Bey, bir sonraki Ali İhsan öyle diyorsunuz da CHP'liler bile Yasin okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'i açıktan, Arapçasından okumaya başladı. Olsun, Allah Eyüp Sultan'a gitmeye başladı. Yani bilakis yani e, is, İslamcı Müslüman, Müslümanlığını hatırlayan seçmen e, sayısında artış var. E, artış varsa o zaman hadi Ayasofya'yı Hadi bakalım Açık. Ekrem Bey'den bir duyalım bakalım. Ha? Kemal Bey'den duyalım, Kılıçdaroğlu'ndan bir duyalım. Açalım artık zamanı gelmiştir desinler bakalım. Her ne kadar Avrupa Birliği bizim seçim kazanmamızdan sevinmiş ise de biz onlara herhangi bir şekilde kriter kabul etmiyoruz. Biz Ayasofya'nın açılmasına destek veriyoruz. Bize Saadet Partili 100 bin seçmen oy vermiştir. Dolayısıyla onları da tebrik ediyoruz ve onların talepleri üzerine Ayasofya'nın açılması için Tayyip Erdoğan Erdoğan'a destek veriyoruz. Desinler, desinler görelim. Desinler. Görelim. Ya derlerse, ya derlerse. Derlerse işte ondan sonra da Tayyip Erdoğan'ın üzerine, Erdoğan üzerine o görev tam hakkıyla heh, düşer. Derler. Bakın derler, derler, derler diye bir hikaye var ya. Derler. Bakın Yusuf Seçmen de diyor ki Fatih kardeşim iğneyi kendimize batıralım. Kabul. Tedbirsiziz. Fakat bu memlekette yaptırılan darbelerden bir tekini bertaraf eden ikinci lideri göster. Erdoğan'ın hakkını ver. Bu kadar katı, karşıt olmak da size yakışmıyor. Ben Erdoğan karşıtlığı yapmıyorum. Erdoğan'a e, favor yapıyorum aslında. Çünkü diyorum ki dikkat et. Ben seçimden önce de dedim dikkat et diye. Çünkü bu Ali İhsan Yavuzlar yanlış yönlendirdiler. Kandırdılar Erdoğan'ı. Adaylar belirlenirken kandırdılar. E, adayları tercih ederek... Bakın şimdi bile kandırıyorlar. Bakın Binali niye? Yıldırım adayı söyleyin yanlış mıydı? Efendim? Yani tartıştığımız, en çok tartıştığımız konu Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'a madik attı CHP. Hı. Ne yaptı? Yolsuzlukla. CHP de yapmamış olabilir. Onu da çekincemi koyayım, ihtirazi kayıt koyayım. Çünkü yarın öbürsü gün bunun arkasından FETÖ çıkabilir... FETÖ aslında CHP'li olmadığı halde CHP'nin kazanması için bir operasyon düzenlemiş olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun falan çapı böyle yolsuzluklara aklı yetmez diye tahmin ediyorum. Tabii inşallah yanılmam. Dolayısıyla bu çerçevede CHP'nin bu oyları, haksız oyları kendi hanesine yazdırmada çok daha derin bir operasyon var diye düşünüyorum. Ama siz reklam arasından önce Dediniz ki işte yanlış yapıyorlar, kandırıyorlar. Sayın Erdoğan'ı Ali İhsan Yavuz yanıltıyor. Doğrusu nedir diye ben de size sordum. Ben tekrar soruyorum. Doğrusu nedir? Binali Yıldırım adaylar belirlenirken yanlış yapıldı dediniz. Binali Yıldırım'ın tercih edilmesi yanlış mıydı? Onu net olarak soruyorum. Ve bu söylediğimiz yolsuzluklarda seçmen oylarının A partisine verilmişken B partisine kaydedilmesindeki yanlışlıkların ortaya çıkarılmasından niye rahatsızsınız? Onu merak ediyorum. Hayır yanlışlıkların çıkartılmasından rahatsız değilim ben. Bakın ben rahatsız değilim. Yapılan ben, ne peki? Ben şunlar... Başka bakın, bir şey bakın. mi? Yani siz başka bir şey görüyorsunuz burada. Ben, size başka ben başka bir şey ben size mi görüyorum? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi ben şunları da duydum. Hatay'da 60 bin Suriyeli oy verdirildi. 60 bin. Bakın rakam önümde. İsterseniz ekrana da veririm. 60 bin. Evet. Ve 60 binin 60 bini de lambaya bastığı halde siz 120 bin fark ediniz. Evet. Ne yapalım şimdi? E, ha, ne İntiraz yapalım? E, sahte o işte o şeyler var orada. Yani hile vardır. Yani burada Suriyelili, İstanbul'da Suriyeliler sakın hayır, e, İstanbul DP'ye verip de İstanbul, 120 bin farkı is, öyle sağlamış olmasınlar. Is, İstanbul bakın. Sandığın şimdi başında Ali Ali İhsan Bey şunu kapalı kutunun içinde işte, mi? Şunu şunu anlayacağız. Şimdi bu ve buna benzer dedikodularla yürürsek anlatabiliyor muyum? Yani şimdi, bu, şimdi bakın, şunu bakın. Ben bunu hiç sevmem. Yani dedikodu vesaire vesaire çok ne söylüyoruz kardeşim. Adam getirmiş, AK Parti'nin üzerine mührü basmış. CHP'nin üzerine mühür basıldığı zaman sen onu geçerli sayıyorsan, illa dairenin içerisinde olması gerektiğini söylemiyorsan, AK Parti'ye gelince efendim yukarıya basılmaz, aşağıya basılması gerekirdi diyorsan, bunlar da şimdi şu an sandık başkanları, daha doğrusu il seçim kurulunda, ilçe seçim kurulunda başkanlar, hakim. Bu hakimler en kıdemli, kıdemliden kastımız da yaşça, mesleğe en erken girenler. Yani bugün itibariyle baktığımız zaman ta 60, 60 diyorum 75'lere 80'lere kadar gidiyor. 75'lerde hakim olanlar yaşça en büyük olan ilçe seçim kurulunun başkanı oluyor. O bakıyor yanında iki tane sandık görevlisi var kamu memuru onlar bakıyorlar. Onun dışında bakın hiç tartışılmadı. Bir tane CHP'li, bir tane İyi Partili, bir tane HDP'li. Onların karşısında sadece bir tane AK Partili var. Ve MHP'li? MHP'li seçime girmediği için yok. Niye? Birçok yerde yok. Ha niye yok MHP'li? Seçime girmedi. E, aday mi? göstermedi. Yani İyi Partili aday mı gösterdi ki? İyi Partililer ilçede aday gösterdiler. Hangisinde? İl Hangi? Mesela Bağcılar'da gösterdi. Maltepe'de de MHP gösterdi. Mesela, Silivri'de de MHP gösterdi. Hadi ben somut somut veriyorum. O zaman çık, çıktıktan sonra bakalım. Hangi ilçede Hı. kimlerin temsilcileri var? Hadi bir tanesini çıkartalım. Fazla tartışmayı, kısır tartışmayı sevmem ben. O zaman CHP'li var mı? Var. HDP'li var mı? Var. İki tane CHP kafasından adam var. Ekrem İmamoğlu'nun savunanlar, Karşısında kim var? bir tane AK Partili var. AK Partili bir kişi diyor ki şu şöyledir. Diğerlere hemen eyvallah eder mi? Etmez. 2 kere 2 dört yüzde yüz o oy geçerliyse tamam kardeşim bu geçerlidir ama geçersiz yazılmış. Bundan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Ya biz bundan rahatsızlık duymuyorum. Ben Nedir, diyorum. Ki, rahatsızlık duymuyorum. Ben, hayır ben şey diyorum. Midir? Hayır ben diyorum ki seçimi yenileyin diyorum ben. Hayır yenilemeyin. Ben, ben de yenilemeyin hayır diyorum. Bir <laughs> kartın hırsızlıklara yapıştırın adamın alnına ben, diyorum. Ben Ondan se sonra koltuğa da oturturun. Otur bakalım sen o koltuğa se deyin. Se beş sene sonra görelim tamam, bakalım. Tamam bu kadar basit. E, bu tam, kadar ben basit. Ben de öyle diyorum. Tamam, seç seçimi yenilemeyin. Hayır yani yani e, şimdi bu pisliği yeniden seçim temizler. Akit'in manşeti. Ali İhsan Yavuz'un ifadesi. Evet yani evet. manşet bu. Evet. Yeniden sayım. Manşet bu. Anlat yani bu cümleler bana ait değil. Yeniden ben... sayımda bir şey yok. Hayır, yani yani ben diyorum yeniden... ki yeniden sayın. Yani nereden sayarsanız sayın. Sağdan... Yeniden sayım derken yani şunu söylüyorlar. 31 Mart seçim günü yapılmış seçim. Akşamleyin bir sayım yapılmış. Usulsüzlükler olduğu söyleniyor. O usulsüzlükler sebebiyle şu an bir daha sayalım diyor. Yoksa saydık bitirdik. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi sizin de biraz önce dediğiniz gibi alttan saydık olmadı üstten saydık. Hayır. Bir defa sayılıyor. Bir defa. O şu an itibariyle geçersiz oylar toplandı. O geçersiz oylara bakılıyor. Her seferinde de AK Parti'ye verilen aslında geçerli olan oylar geçersiz sayılmış. Siz diyorsunuz ki ya gayet normaldir bu. Ay, normal bu, demiyorum ay, Ali İhsan Bey. E, 300, bin, 300 söyleyeyim. binde bakın 300 binde 400 binde 4000'den bahsediyoruz. Şimdi bu 4 şu. binden şöyle. Bahsetiyor. Yani 300 bin, bin, değil, 300 bin binin 200 değil. bin'e öyle olsaydı, 100 bin'e öyle olsaydı, 150. Şimdi bu nihayetinde siz de söylediniz ki madde hata yapabiliriz. Şey madde hata, hata eyvallah. Yani, yani siz, hiç itiraz yani yok. 76 yazacağınıza 79 yazıyoruz. 84 Bir tane, yazacağımızda 89, tane, 89 yazıyoruz. Tane de hiç gözüm görmez. 3 tane, 4 tane, 5 tane gördüğüm zaman 31 bin sandıkta her insan şaşar derim. Ama benim şu an gördüğüm AK Parti'ye onlarca sandıkta sıfır çıkmış. Bir defa bile CHP'ye sıfır çıkmamış. Siz de çıkartın deyin ki al kardeşim 3 tane de CHP'ye sıfır çıkmış. Benim öyle bir şey yok. Yoksa o zaman kalkıp öyle bir, öyle bir öyle aa, bir misyonum yok. Sözcüğünün ifadeleriyle yok yani Ali İhsan Yavuz aldattı Tayyip Erdoğan'ı. Ah. E o zaman aldattılar, ald aldattılar. Bakın ben yine söylüyorum ve diyorum ki ben şu başlığı beğendim. Evet, bakın yanlış yoldalar. Ben söylüyorum, şimdiden söylüyorum. Daha üzerinde 4,5 yıl var seçime. Bir sonraki seçime 4,5 yıl var. Yanlış yoldalar. Bakın bu kadar net. Bu milletle dalga geçilmez. Bu milletin ferasetine Abdülhatip inanacaksınız. Gibileri, yani Abdülhatip seçmen bakın. seçim kurulu başkanı yapacaksınız. O adamlar getirecekler Maltepe'ye. Kamu görevlisi olmayan adamları sandık başkanı yapacaklar. O sandık başkanları patır patır AK Parti'nin oylarını geçersiz yapacak. Ondan sonra itiraz da etmeyeceksiniz. Kuzu kuzu peki efendim peki Ekrem İmamoğlu kazandı. Hatta 15 bin farkla değil 155 bin farkla kazandı deyip teslim olacağız. Ali İhsan Bey öyle öyle istemiyorum da 10 gündür sayıyorsunuz. Düşüre, gün Düşüre 7. düşüre. <laughs> ya düşüre düşüre. 5 bin düşürdünüz. Peki niye, yazdır, bu? Yazdır, niye düşür ya acaba? düşer. Düşer de çıkar da. Bakın. Niye çıkmıyor da düşüyor? Düşer, de çıkar niye da. Niye çıkmıyor? Da ya düşüyor. olabilir. 5 bin diyorum. Söyleyin, ya bakın, onu ben, onu ben bilmiyorum ki. Niye? yani mesela, bilmediğiniz ya, konuda konuşmayın. Bakın. 19 bin. O Ekrem İmamoğlu'nun söylediği 28 bin aslında Doğrusu o diyor ki hayır 22 bin. Yani mesela niye 22 düşüyor? 22 binden niye 20 bini, 21 bine indi? Kardeşim şöyle bir şey olsa eyvallah. AK Parti'nin oyu %75'tir. CHP'nin oyu da %25'tir. Oransal olarak baktığımız zaman haliyle CHP'ye az oy çıktığı için geçersizleri de azdır diyebilirsiniz. Ama ikisi de başa baş oyları çıkmış. Demek ki AK Parti'nin geçersiz oyları geçerli hale ne oranda geliyorsa 3 aşağıya 5 yukarı. Bakın bire bir istemiyorum. Bir tane ondan geçerli sayıldıysa bir tane de ondan geçerli sayılsın demiyorum. Ama aradaki fark ne biliyor musunuz? Yani hiç mesela CHP'ye geçersiz sayılardan... Var, var, var şu an. Var, var yani, ama farka bakıyorsunuz. Burada, burada, burada bire 10, sebebini, bire 20, o zaman bire 50. Sebebini söyleyeyim mi? Buyurun. Sebebini söyleyeyim. Adam AK Partili. AK Parti'ye oy verdi ama içine para koydu. AK Partili ama dedi ki... <laughs> EYT e, diye bir kağıt koydu. Onlar zaten şu anda geçersiz oluyoruz. Hayır öyle değil. Şu anda yazmamış. Bak zaten. yazmamış. Yazmamış. Mesele yazmamış. Ak Parti. Şimdi bir dakika bir dakika. Sandık Kurulu ilçe seçim kurulu başkanı diyor ki bu oy geçerli kardeşim. Sandık başkanı halk yemiş diyor. Tamam yapmış Bakın. diyor. Bunun Türkçe'si bu. Sandık Kurulu başkanı halk yemiş diyor. Bu oy geçerli kardeşim diyor. Biz bunları konuşuyoruz. Senin konuştuğun o başka bir şey. Anladım. O zaten gene geçersiz. Diyor ki Seçim Hayır onu kurulu bilmiyor artık. İl İl Seçim Kurulu bu dediğimi bilmiyor artık. Bakın niye bilmiyor? Ne bakın nedir evet. biliyor musunuz? Zarfın içerisine sözcü gazetesine katladı koydu. Evet. Öyle kabul edelim. Şimdi açtı orada sandık kurulu başkanı aslında AK Parti'ye verilmiş. Evet. Ama bunun içerisinde bu çıktığı için evet. Diyor ki bu oy geçersizdir diyor. Bakın bak. kenarına yazılıyor. Bak bak bu geçersiz... İçinden gazete çıkmıştır. Onun için geçersiz e, tamam. diyor. Evet. Seçim Kurulu başkanına da o şekliyle sunuyorlar. O da bakıyor. Bana Her bir tane çıktı. gösterin öyle Ali İhsan Bey. E öyle yoksa mi? sen göster bana. Hayır öyle şey olmaz. Sen göster bu bana gazete mi? çıktığını. Hayır. Sen neyi göstereyim? Hayır bu nedir? Böyle mi? bir şey olduysa diyorum bunun tutanağı bakın burada yazıyor. Ya o zaman Tutanak. o zaman bak burada diyor ki tutanakta geçersiz oyun sebebi diyor. Hı hı. Yazmış mı mesela orada geçersiz oyun sebebi var? Yazmamış. mı? Yazmamış. E yok işte. Yazmaz ki kaç tane geçersiz oyun var? Kaç tane? yazmışlar hayır. buraya? Yani kaç tane? 11 var? tane. 11 tane de niye yazmamış? Yazıyor işte? diyor ki boş diyor. Boş. Bilmem ne diyor. Geçe sebeplerini Yazmaz. yazmış ama gazete mazete diye bir bu, şey yazmamış. Bu, bu, bu şimdi şunu söyleyeceğim. Siz yani uydurun artık. Neler neler uyduracaksınız. Senaryolar, u... filmler artık dizilere geçecek bunlar. Yo. Efendim onun üzerinde Tayyip Erdoğan'ın resmini basmıştı. Yok bilmem oraya kalkıp da Yekta Güngör Özden en büyük alayasa mahkemesi başkanı iyi ki bu başörtülüleri yasakladı demişti. Vesaire vesaireler olduğu için geçersiz oldu veya geçerli oldu. Yani bunun ucu gibi... Biz diyoruz ki seçim kurulu başkanı orada, CHP'li üye orada, HDP'li üye orada, İyi Partili üye orada. Üç tane muhalefetten, hı. bir tane AK Parti'den üyenin olduğu, onların hiçbiri oy kullanma hakkı yok. Ama velakin lakin sonuçta orada efendim şu oy doğrudur, geçerlidir, siz biraz önce o oyları geçerli saydınız hatırlatıyorum hı hı. diyebilen bir üyenin huzurunda tekrar bakılıyor bundan rahatsızlık duyan kim varsa Hırsızlık yapmış demektir. Evet. Hırsızlığın ortaya çıkmasını istemiyor demektir. Evet. E, diyor ki Fatih Güven'de e, Ali İhsan Bey Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçim konuşmalarına benzer konuşmalar yapıyor diye bir, bir değerlendirmede bulunmuş. Ya tabii e, aslında bu iş aslında bir bitseydi de e, en azından e, memleket birazcık e, rahatlasaydı ama ben e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kaybedilmesinin çok fazla bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bu fotoğraf içerisinde yani AK Parti'nin aldığı farz edilen ya da Cumhur İttifakı'nın aldığı farz edilen %50 içerisinde. Önemli olan o %50'yi şu anda muhafaza edebilmek ve bir sonraki seçime götürebilmek. Benim korkum şu AK Parti, Cumhur İttifakı bu yüzde bir sonraki seçime taşıyamayacak. Çünkü niye? AK Parti'ye oy verenler bile bu, bu ve buna benzer fotoğraflarla ve hatta partinin, partiyi yöneten unsurların verdiği fotoğraflar sebebiyle hızlı bir şekilde AK Parti'den uzaklaşıyor endişesini taşıyorum ben ve buna da şahitlikte ediyorum. Yani gözlerimle şahitlik ediyorum, duygularımla şahitlik ediyorum. Bakıyorum. Çünkü niye? Ee, önemli olan burada şudur. O dava ruhudur. O dava ruhunun zedelendiğine dönük bir kanaate e, sahibim ben. Yani benim benim kişisel kanaatim bu. O yüzden de şimdi işte Akit bile 5 tane başlık yazmış. 5'ini topluyorum. Yani evet yani bir veri. Kimde var? Mesela ben şu seçim sonuçlarıyla ilgili ne bile. Ne yapılmasını istiyorsunuz? Yani bir çırpıda 10 tane oy sayıp 100 tane oy kazandı. Ya ben ne ne yapardı mesela CHP? Usuzluk CHP ne, ne yapardı mesela? Giderdi bir, giderdi bir tarlada. Bakın oylar yakıldı diye. Oylar yakıldı Siz diye. De onu mu yapalım? Hayır oylar yakıldı diye. Bakın ya ben inanmadım. O zaman da inanmadım. 2000'den 15.000'e indi. Daha ne istiyorsun? O, ya. ne istiyorsun? Ne <laughs> Ya. ya, ya 7 bin oy çalınmış. Ya Daha ne istiyorsun? Toplumda ne var biliyor musunuz Ali İhsan Bey? Sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir usulsüzlük var da ya başlayın geçin onlar. Onların hepsini geçin. Bakın bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu diye izleyicimiz hatırlatıyor. Seçim sonrasında kaybediyordu seçimleri. Ondan sonra da çıkıp konuşmalar yapıyordu diye. Açın Cumhuriyet Gazetesi'nin Göbek'te Hatay'da şehit olan askerimiz var. Hı hı. Hatay'da şehit olan askerimiz sınır ötesinden PYD'nin hakim olduğu noktalardan gelen silahla kurşunla acaba oluyor. öyle mi Aleysan Bey? E peki o zaman, öyle mi, o zaman öyle mi acaba ya? Öyle mi acaba ya? Öyle mi diyorum o zaman ben de kendi size. Kendine intihar etti, şehit oldu diye haber yapıyoruz o zaman. Cumhuriyet Gazetesi yapmış sınır ötesinden gelen kurşunla diyor. Hı -hı. Eğer siz buna şüphe gözüyle bakıyorsanız şüphenizi buyurun masaya ha, getirelim. Hangi, hangi haber? O genel Şu mu? O da göremiyorsunuz. Ha. Yani gözünüz öyle bir Hayır var. hangi haber derken? Yani belki baş... bir tane şehit haberi var. Zaten. Tamam. Tamam. Yani Hatay şehidine orada. EYD'lerin destekledikleri PYD'liler Suriye sınırının öte tarafındaki PYD'liler siz kendiniz söylüyordunuz. Yayla dağından baktığımız zaman şurayı görüyoruz. Tamam. Şurayı görüyoruz. görüyoruz. İşte o PYD'lilerin vurdukları bir askerimiz şehit oldu. PYD yok orada Ali İhsan Bey. Peki PYD. Orada PYD yok. yok ki. O zaman a, a, şey yaptı. Ruslar vurdu. Yok ki PYD. O bölgede PYD yok. <laughs> O bir ülkede kim var biliyor musunuz? Yani Beşar Esat'ın askerleri var. Hem Beşar Esat'ı askerleri vurdu deyin. Ben şey Beşar yapayım, Esat. Ben ya da sizden kol görünler. Beşar gö Esat CHP ile kolkola değil mi şu an? Ya, CHP demiyor mu Beşar kabul edin, konuşun, görüşün diyen kim? Hı hı. Yani PYD'yi hadi akladınız. Hı hı. Beşar Esat'ı nereye yapacaksınız? Beşar Esat e, sorumludur dediniz. Beşar Esat da CHP'nin adamı. Buyurun izah edin. Yani nereden geldim ben buraya? Kemal Kılıçdaroğlu PYD Türkiye'ye mi saldıracak? Ya komik şeyler bunlar dedi. Ama o CHP'ye gitti benim vatandaşım, benim seçmenim oy verdi. HDP ile birlikte oy kullandılar. Ya hayırlı uğurlu olsun ne diyelim? Evet hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kapatıyor muyuz bu seçim şeyine? Yani moderatör bu, sizsiniz. Hayır, moderatör benim. Yani, ya. ben gazetelere bakıyorum. Bakın şimdi Buyur. ya şimdi gazetelere bakıyorum. Ne var? Hepsi sayılsın diyen Hürriyet. İstanbul'da bütün oylar sayılsın diyen Yeni Şafak. Anlatabiliyor muyum? Bu pisliği yeniden seçim temizler diyen Akit. Yeniden sayım diyen Akşam. Karar Gazetesi'nde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı ile iyi, iyi anlaşırım diyen bir nokta. E, Cumhuriyet Sözcü Yeni Asya Bir Gün gazetesi ise yanlış yoldasınız tarzında haberlerle karşımıza çıkmış. E şimdi başka ne var? Ha, Ali İhsan Bey. Hayır şu haber var. Deyin bana. Yani ben de şimdi bir buçuk saat program yapacağım burada. Bir buçuk saatlik programda göstermeyeyim mi şimdi soğanın 10 liraya dayandığını? Göstermeyeyim mi şimdi Milli Gazete'nin AKP'nin memurları ne olacak e, haberini? Şimdi bunlar yok mu? Gösterim. Ben yani şimdi e, cuma günüydü yanılmıyorsam. Merak ettim. Cuma günkü Milli Gazete'de vardı yanılmıyorsam. Deniliyordu ki soğanın tohumu evet cuma günkü gazete. Zamın tohumları atılıyor diyor. 3-5 yıl arasında satılan tohumluk soğan fiyatları 3-5 lirayken şimdi 35 liraya kadar çıktı demişti. Aşağıda da çıkıyor çıkacak demişti. Ben merak ettim. Nedir bu soğan tohumları? Kaç liradır? Eski yıllarda ne kadardır diye. 2009 yılında Milli Gazete'de soğan tohumunun kilosunun 250 lira olduğunu gördüm. Bakın 250 lira Şimdi ise 35 liraya çıkmasını tartışıyorlar. Şimdi bunlar hepsi konjonktürel olarak bir aylığına, 10 günlüğüne, 15 günlüğüne bir şeye zam yapabilirsiniz. Spekülasyon yapabilirsiniz. Çıkartırsınız. Ondan sonra gücünüz oraya kadardır. Bir ay sonra eski yerine döner. 10 yıl önce 250 lira olan tohum demek ki 3-5 liraya inmiş. Hı hı. Ki 3-5 liraydı diyor bir ay önce. Hı hı. Bugün 3-5 lira Yarın 35 lira olacak diyor Milli Gazete. Dolayısıyla bu o haberine benim inanmam için 9 yıl önceki, 10 yıl önceki gazetesine baktığım zaman kendisini yalanlıyor Milli Gazete. Ama şu haber de doğru değil mi Ali İhsan Bey? Yani Milli Gazete AKP'nin memurları ne olacak? Şimdi siz diyorsunuz ki ulusalcı CHP'nin memurları diyorsunuz. Tamam bir tarafta CHP'nin memurları var. CHP'ye inananlar var. Erdoğan'ı sevmeyenler var. Var mı? Vardır. Yüksek Seçim Kurulu'nda bile var dediniz siz. E, söylediniz. Eee e, söylemiyorum sizin yaptığınız gibi efendim oy. Ya vardır tabii budur ya. Budur ya vardır. Mi? Somut örneğini Ay, vardır, gösteriyorum. Vardır bunlar. Vicdanlı CHP'liler de bana desinler ki kim o arkadaş? Desinler ben de kendilerine belgeleriyle bir vardır. Işte atayım. E vardır. E, e İşte Milli Gazete vicdansızlık mı yapıyor? Yani AKP'nin memurları ne olacak? AKP'nin Milli Eğitim Müdürleri, müftüleri Kaymakamları, valileri, ben size söyleyeyim, yani bunlar şimdi, he, belki onların da birçoğu Erdoğan'ı sevmiyor olabilirler. Ayrı bir şeydir. Yani her her kaymakam, her vali, her müftü, her milli eğitim müdürü, her milli eğitim il müdürü Erdoğancı olacak diye bir şey yoktur tabii e işte ki. Bir, ama, bir ama diyoruz. Bir yandan diyorsunuz ki o 2016'da sizin akit aleyne bu. ...ön yargılı kararı veren adamı... ...niye AK Parti tuttu diyorsunuz? Niye tuttu diyorum. Niye tuttu diyorsunuz? Orada da şimdi memurlar ne olacak denilen... Tamam AKP'nin memurları olması gibi, normal mi? Haklı gibi. Normal e, yok mi? ki diyorum ben. Ben de i̇şte diyorum ki... Diyor, ...AK Parti'nin milli... memurları yok ki... ...adam bunu göğsünü gere ya, gere Alexander verebiliyor milli bu karara. Milli var diyor mu? Milli Gazete'de e, var. Ilgilendin, ilgilendin e, mi? tamam milli şey, Gazete'ye o... sorun. E, Peki AK Parti'nin memurları nerede? Hı -hı. Hangi AK Parti'nin memuru... Başörtüyü yasaklamış. Senin rahatsızlığın neden kaynaklanıyor? Söyle bana. Hangi İmam Hatip okulunu kapatmış AK Parti'nin memuru? Onları göster. Sen verdiğin oya bak de. Verdiğin oyu kime verdin sen? Bu ülkede İmam Hatipleri kapatan partiyle birlikte oturdun. Büyükşehir'de iş bitirdin. Sen onu düşün. Sen bu ülkede başörtü yasağını icat eden... Ve onu yıllarca devam ettiren bir CHP'ye oy verdin. Otur sen onu düşün. Yoksa Ak Parti'nin memurları hayır, neymiş Ak Parti'nin memurları? O, tamam. Hangi memurlar? Gidiyor. Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin. Tamam, o, bunu söylemeyenin de Allah belasını versin. Ama kalkıp da hayır. efendim Ak Parti'nin memurları e ne yapmış Ak Parti'nin memurları? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, reklama gideceğiz ama şu dün duydum bunu. Yani daha ben iki gün önce söylemiştim. Dün duyduğum şeyi reklam arasından sonra söyleyeyim en yani iyisi. Reklam arasını verelim. E, yönetmenim sıkıştırıyor. Bir reklam arası. Reklam arasından sonra unutturmayın da bunu söyleyeceğim. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte devam ediyoruz. İletişim bilgiler ekranda lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlayın. Yazmışlar zaten birçok izleyicimiz de yazmış. Tevfik Öz Kavaklı'nın bir değerlendirmesi İsmet Eren'in Sancar Satılmış'ın Volkan Tatlıcağan sırf gülmek için sizi izliyorum demiş ee, Volkan Tatlıcak. Zaten biz de komedi programı yapıyorduk burada. Ama reklam arasına giderken e, ben bir değerlendirmede bulunacağım demiştim. 3-4 gün önce şöyle söyledim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eğer Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı açıklanır ve Ekrem İmamoğlu oraya oturursa başını açacaklar, sakalını kesecekler, namazı bırakacakları tespit etmek lazım demiştim. Dün küçük çekmeceden. ...tesadüf birisi Küçükçekmece Belediyesi'nden... E, ...tesadüf birisiyle karşılaştım... ...ne dedi biliyor musunuz Ali İsan Bey? Herkes CHP'li oldu dedi. Ya, yorumunu yapmaya gerek yok. Eğer kendi çizgisinde... ...belediyede çalışan bir insan... ...şu partiyi destekler... ...bu partiyi destekler... ...memur olanların zaten... ...görevini ifa ederken... ...herhangi bir şekilde... ...parti yanlısı hareket etmesi doğru değil... Ama dindar bir görünüm veren, başörtülü olan bir çalışanın şimdi başını açması veyahut da sakallı olan bir kişinin sakalının kesmesi uygulamasıyla karşı karşıya gelirsek o kendi sorunları. E o zaman da ben şunu sorarım. CHP'li Ekrem İmamoğlu bu konuda yeterince bir güven vermiyor mu? Çalışanlara derim. Çalışanlara ayıplarım. Yani sizin dininiz AK Parti veya CHP değil siz Allah rızasına uygun hareket etmek için başınızı örtüyorsunuz veya örtmeme tercihinde bulunuyorsunuz ama işte AK Parti geldi örtelim CHP geldi açalım diyen varsa varsa diyorum o konuda da yani... Yok mudur İhsan Bey yani ama her yani şeye belgeler arıyoruz. 1 milyonun içinde 2 kişi varsa da o trip konu konuşmamız ama değil, ama ama, yok. ama şu yani ben Akite gelince sakal bırakacağım. Akitten gidince sakalı keseceğim. Ee, kesmediniz to, ama to, 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 ne bıraktınız ne, ne kestiniz yani. O şu işte. sadece rahmetle anneniz vefat ettiğinde bir, bir aylığına bıraktınız. Tamamen kendi tercihinizle bıraktınız. Ondan sonra da ben Ama, eski siz, ama bana, a, doğru da siz bana dediniz ki yani sakal bırakmanın sorumluluğu ağırdır dediniz. Bakın bu cümle beni etkileyen en önemli cümle oldu. Niye? Yani eğer ben sakalı bırakıp onun sorumluluklarını yerine getiremeyecek isem sakalı sırf sakal bırakmak için bırakmam. Yani bırakmamam da lazım. Geldiğini siz bana söylediniz. O da ayrı bir uzun bir tartışma. O tartışmaya girmeyelim. Girmeyelim mi? Gidelim. O zaman şu Netanyahu'nun ne yaptığını merak ediyor muyuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da değerlendirdi. Bu arada Putin'le ne görüşecek Erdoğan bununla ilgili bir ayrıntı var mı? Bu arada Aydınlık Gazetesi de seçim bitti. Zamlar başladı diye bir haberi de birinci sayfasına koymuş. Niye gelmiş mesela? Ha? Neye zam gelmiş? Bir süredir ertelenen zamlar sigaraya ortalama ha, yüzde sigara. %20. Başka? Gıda fiyatları bir türlü ucuzlamazken ha. köprü ve diğer geçiş ücretlerinde de artış bekleniyor demiş. Yani Şimdi, şu anki tablo sigara. Ha. Sigarayı da içmeyi versinler. Doğru ama ben size bir şey söyleyeyim. Dün mesela bir markete gittim. Sigara satıyor market. E, sigaraları kaldırmışlar. Orada birisi dedik ya sigara yok mu? E, yok şu anda kaldırıldı dedi. Niye kaldırıldı sizce Ali İhsan Bey? Çünkü zam gelecek. Zam geleceği için kaldırıyor. Satışını kaldırıyor. Sonra zam gelince zamlı fiyatla satıyor. Bu da anlaşılır. Burada emin değilim. tezgahın hemen kasiyerin yanında satışı ile ilgili bazı tedbirler alınıyordu çünkü teşvik edici bir uygulama hemen kasada ver oradan bir sigara ver oradan bir sigara uygulamasından vazgeçilmesi isteniyordu o yönde bir tartışmalar vardı. Dediğiniz çekirdeği ise zaten marketler ve satıcılar sorumlu. Ama benim dediğim gibi bir çekinceden dolayı yani sigaranın tam kasiyerin arkasında durması sebebiyle sigara satışları artıyor, teşvik edici bir unsur oluyor, reklam oluyor şeklinde bir itiraz sebebiyle kaldırılıyorsa ki birkaç gün içerisinde görürüz zam gel, gel geldik konduk yani. Döndüyse, döndüyse Döndü. Stok, benim dediğim, stok yaptılar. Benim Stokçuluk dediğim yanlış demek ki. Stokçuluk Öyle Öyle bir itiraz üzerine değil onların da sorumluları o marketler tabii. Evet <laughs> o marketler değil devlet. Yani siz bir taraftan enflasyonla mücadele yapıyoruz diye ortaya çıkacaksınız. Star gazetesinde var sıra ekonomideki yol haritası diyeceksiniz ki Berat Albayrak'ın açıklamaları bu. Var mesela 31 Mart seçimlerinin itiraz süreci devam ederken önümüzdeki 4,5 yıllık kesintisiz dönemde ekonominin yeni yol haritası belirlendi diye Haberlerde görüyoruz tabi bu arada şu da çok konuşuldu Berat Albayrak'ın iyi bir ekonomi bakanı olduğu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonominin ve hazinenin başına getirilmiş olmasına da seçmenin çok dar da olsa bir kesiminin bu seçimde reaksiyon gösterdiğine dönük değerlendirmeler de duyuyorum ben. Yani o konuda daha beklememiz gerekir. Berat Bey tek başına o bakanlığı yöneten birisi değil. Çıkıyor bazı analizlerde bulunuyor. Öbür tarafta efendim işte damat konuştu vesaire diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama ben şu açıdan bakıyorum. Sonuçta her yapılan atağa karşı bir atakla karşı savunmayla cevap veriliyor. Dolarda bir operasyon yapıldığı zaman ona karşı bir cevap veriliyor. Biz bunların neticelerini ancak bir 3-5 aylık daha süreçten geçtikten sonra serin kanlı bir şekilde tabloyu değerlendirdiğimiz zaman göreceğiz. Bakın biz bundan 3 ay önce, 5 ay önce, 6 ay önce Milli Gazete, Sözcü, Cumhuriyet ve benzeri gazetelerde sürekli şu argümanlarla eleştiriliyorduk. Türkiye'nin cari açığı çok fazla. Bir ayda 5 milyar, 6 milyar dolar cari açık veren bir ülkede her şey olur. Dolar bir günde iki misli de olur, üç misli de olur. Çünkü bizim satacağımız bir şey yok. Sürekli alıyoruz, sürekli alıyoruz. Peki bugün geldiğimiz nokta. Yani 6 ay önce bunu söyleyenler bugün cari açığın C'sinden bahsediyorlar mı? Sabahtan akşama kadar cari açığımız 5 milyar dolar diyenler, bu sebeple batıyoruz diyenler, bu sebeple enflasyon artıyor diyenler bugün cari açığın 1 milyar 1,5 milyar dolara indiğini söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. Ne diyorlar? Cari açığın düşmesi aslında batmamızın da bir göstergesidir diyorlar. Bakın ithalat azalıyor. Yani lüks, gereksiz malzemeler alınıyormuş. Onlar azalıyor. Dışarıdan getiriliyormuş. Burada azalma var 17, yüzde 20. Her ay ithalat azalıyor. İhracat ne oluyor? İhracat da her ay yüzde bir, %5 artıyor. Yani ithalat azalırken ihracat da azalsa evet batıyoruz demektir. Ama ihracatımız artıyor, ithalatımız azalıyor. Ve cari açık 5 milyar dolarlardan şu an 1,5 milyar İki milyar dolarlara indi aylık olarak. He, bunu ne yapıyorlar? Sözcüsü Cumhuriyeti onu bitirdiler. Şimdi patates soğanla devam ediyorlar. E, patates soğanı da iki ay, üç aylık bir süreç sonrasında görelim bakalım. Onların dediği gibi mi çıkacak? Yoksa bizim dediğimiz gibi mi çıkacak? Bunlar bir operasyon olarak mı tarihe yazılacak? Yoksa gerçekten soğanın değeri 10 liraymış da biz mi bilmiyormuşuz? bir yandan diyorlar ki üretici battı, iflas etti. Öbür taraftan patatesin hakkı zaten 10 liraydı diyorlar. Eğer patates 10 lira hakkıysa üretici zengin oldu demektir. Geçen sene 2,5 liradan sattığı patatesi şimdi 10 liradan satıyor. Ama o kadar kendileriyle çelişen fikirleri ortaya atıyorlar ki bir yandan üretici battı diyorlar. Diğer taraftan patatesin hakkı 10 lira diyorlar. E görelim bakalım önümüzdeki süreçte O rakamlar ne noktalara gelecek Hep birlikte izleyip göreceğiz <laughs> Evet Mahmut Dağlı da diyor ki Sigara içmeyin patlıcan soğan biber domates Yemeyin Elektrik, elektrik mazot doğalgaz kullanmayın Karpıtmasınlar. Karpıtmasınlar Sigara tekrar söylüyorum Sigara içmesinler Ama elektrik kullanmasınlar Demiyorum Elektriğe var mı zam yok sigaraya gelen zammı elektriğe bindirmesinler. Elektriğe burada çarşamba günü geçen hafta %37 zam geldi diye Cumhuriyet yazdı. Milli Gazete geliyor dedi. Bugün itibariyle üzerinden 5 gün geçti. Elektriğe zam geldiği zaman konuşsunlar. Zam gelmeden konuşmasınlar. Ama sigarayı tekrar söylüyorum, içmesinler. Evet, e, Tevfik Öz Kavaklı da diyor ki Fatih Dağıstanlı'nın suyu ısınmaya başladı. Benim de kişisel kanaatime göre kripto fetullahçı Fatih Dağıstanlı'yı Pensilvanya'dan direktif alıyor. Ne yazık ki bu FETÖ'cüyü, FETÖ'nün kanalı bugün TV'ye kayyum atamışlardı. Ciğeri kediye teslim etmişlermiş diye de bir yorum göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Tevfik Öz Kavaklı'ya. Süremizin sonuna geldik Ali İhsan Bey. E, yarın için söz sizde. Yani ben bir cümleyle bu Yok etmeyin ben, yo, gerek yok. Ben çönden o izleyiciye şundan dolayı okuyorum ben. Okuyayım ki izleyici yorum... Ama yanlış anlaşılmalar da olabilir. Şöyle yanlış anlaşılmalar olabilir. Yani bugün kayıma at, a, verildiği zaman siz gidip orada devlet adına bir görev gördüğünüz zaman birileri çıkıp da Aa, Fatin Dağıstanlı bugün e, gazetesinin aranan elemanıymış diye gösterirlerse yanlış takdimde bulunurlarsa insanları da yanıltmış oluruz burada. Orada bir kayyum görevlendirmesi vardı. O kayyum görevlendirmesi çerçevesinde bugün gazetesindeki FETÖcüleri tasfiye etmek için gidirdi. O tarih itibariyle de CHP'liler geldi sizin kapınızın önünde. FETÖcülerle yine nöbet tuttular. Onu hatırlatalım. Ve o şekliyle de bu programı da bugünlük bitirmiş olalım. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah.